İyi günler değerli izleyiciler. Bir edebiyat cephesinde daha sizinle birlikteyiz. Geçen hafta büyük yazarımız Yaşar Kemal'i kaybettik. Pazartesi günü çok görkemli bir cenaze töreniyle uğurladık Yaşar Kemal'i. Yaşar, bugün biz kadın ve edebiyatı konuşacağız. Yaşar Kemal de romanımızda çok güçlü kadın karakterler yaratmış bir yazar. Mesela bir Hürri Ana var İnce Mehmet'te. Bir Meryemce var. Meryemce için ölmez otu kavramını getirmişti Yaşar Kemal. Anadolu kadınının mücadeleci, dirençli, savaşımcı Anadolu kadınının romanını yazdı. Yaşar Kemal hiç yılmadan romanlarını yazdı. Biz bugün kadın ve edebiyatı konuşacağız. İki değerli yazarımız var. Yaşar Kemal'in coğrafyasından Osman Şahin üstadımız burada. Öyküleriyle ve sinemaya uyarlanan öyküleriyle o da çok önemli kadın karakterler yazdı. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Ve bir başka konuğumuz şair, yazar Arife Kalender. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet. Şimdi kadın ve edebiyatı konuşacağız. Ben önce sözü hanginize bırakayım bilmiyorum. Aslında Osman Şahin ve Arife Kalender'in bir özelliği var. Öğretmen ve öğrenci. Değil mi? Malatya Lisesi'nde evet. Öğretmenken. İsterseniz öğrenciye söz vererek başlayalım. Arife Hanım, bir de biz bugün aslında Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle de kadın ve edebiyatı gündemimize alıyoruz. Kadını anlatan edebiyattan kadının yaptığı edebiyata bir değişim oldu. Yani bizim romanımız da kadınlarla başlıyor. Bu değişimden biraz söz edelim isterseniz. Kadınlar ne getirdi yazmaya başlayarak? Öncelikle ben Yaşar Kemal'i bir yazar olarak beni de çok etkilemiş bir dünya yazarı ve Türk yazının ustası olarak Işıklar içinde yatsın diyorum ve saygıyla anıyorum. Yaşar Kemal'i ben kadınları açısından incelediğimde İnce Mehmet görünen bir kahramandır. Ama onun asıl kahramanları toplumu daha iyiye ve daha güzele değiştirmek üzere yola çıkan kahramanları, gizli kahramanları kadınlardır. Bu anlamda düşünüyorum ve hep öncü bir yazarım olarak yaşayacaktır bende. İkincisi de kadın ve edebiyat konusunu düşününce edebiyat bir dildir ve dili bulanların da kadın olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğurduğuyla iletişim kurabilmek için suya su, ekmeğe ekmek diyebilmesi için bir dil bulması gerekiyordu annenin. Dolayısıyla ilk dillerin çıkışının kadınların buluşu olduğunu, kadınların dili yarattığını düşünürsek, edebiyat yani dilin uygulama yeri olan sanatın kadınlara hiç yabancı olmaması gerektiği kanısındayım. Ama ekonomik koşullar öyle bir noktadan kadını dilden eden bir noktaya geliyor ki süreçler içerisinde kadın ekonomiyle birlikte dilinin geniş alanı olan edebiyatı da uzaktan izleme durumuna geliyor. Anaerkil dönemden sonra. Çünkü ninniler kadını söylerken, türküler kadını söylerken bu kadar dilin içinde olup da daha sonra dile bu kadar uzaktan bakabilen bir cins olan kadın kendi varlığını da sözü yitirmekle, sözün gücünün elinden alınmasıyla birlikte kendi gücünü de yitirme durumunda bırakılıyor. Ataerkil dönemin başlamasıyla ve gücü, ekonomik gücü erkeğin elde etmesiyle beraber. Şimdi tabii bunların hepsi ayrı ayrı araştırma konuları. Ayrı ayrı bizim şu anda bir çok kısa bir sürede geniş geniş konuşacağımız konular değil ama ben kadın konusu bu kadar çok işlenmesine karşın hala kadının bu kadar şiddete maruz kalması, öldürülmesi, yok sayılması, ikinci planda olmasının arkasında şunu görüyorum düşündüğüm zaman. Bir defa kadın sadece kadın konusunda değil, biz birçok kavramda ezberleyip ezber üzerinden ya da soyutlama üzerinden konuşan bir toplumuz. Kahramanlarımızda da bunu yaratıyoruz. Yani onları olduklarının çok üstünde bir soyutlamayla
sevmeye çalışıyoruz. Örneğin erkek dünyasına baktığımızda kadınların çok sevildiğini, çok saygı duyulduğunu her zaman söyleniyor ya da önceliği kadınlara verdiği söylenmeye çalışılıyor. Oysa içselleştirilmiş bir kadın sevgisinden, kadının birey oluşunu kabullenişten söz edemiyoruz. Kadın da kendisini ne olduğunu, nasıl olduğunu, gücünün farkında değil. Yani kadına da bir anlamda soyutlanmış olarak gücü ne olduğu dışarıdan empoze edilerek veriliyor. Kendi bilincinin, kendi dilinin farkında olmadığı için. Bir anlamda bu soyutlanmalar gerçekten ve kadını olduğu yerden kopararak yüceltilmelerle birlikte gerçeğinin dışına taşırıyor. Kadın bilincinde değil, erkek onu çok yüceltiyor güya ama özünde gerçekle baş başa kalındığı zaman kadının şiddeti, kadının yaşadığı koşulların zorlukları değişim göstermiyor. Çoğunlukla çok fazla değişim göstermiyor. Edebiyatımızda kadın gerçek anlamda, bunu daha önce de sizin programınızda sanıyorum konuştuk. Gerçek anlamda, çağdaş anlamda yazıya girmesi Cumhuriyet dönemiyle birlikte devam eden bir süreçte oluyor genellikle. Roman zaten bizde çok yeni bir kavram. Şiirimiz divan şiiri ve halk şiirinde kadın örnekleri görünse de çok özgün kadın örnekleriyle devam eden bir şiir değil. Ancak 1940'lardan sonra çeviriler aracılığıyla, kadının iş yaşamına girmesi aracılığıyla kadınları şiirimizde görmeye çalışıyoruz. Yani benim kısaca dili bulan kadının edebiyatta bu kadar gecikmesinin nedenleri elbette sosyoekonomik koşullardır. Yani sosyoekonomik koşullar incelendiğinde tüm sanat dallarında olduğu gibi kadının edebiyatta da çok ileriye gidemediği, bugün de edebiyatta kadın eleştirmenler, çok büyük çevirmenler, birkaç ismin dışında Nihal Yayınobalı, Mina Urgan gibi çevirmenlerin dışında çok fazla edebiyatımızda yayıncılık konusunda, çeviri konusunda, eleştiri konusunda çok sayıda örneklere rastlamıyoruz, azınlıktalar. Devam edeceğiz buna. Şimdi Osman Şahin üstadımıza geçelim. Şimdi efendim bir tartışma aslında. Arif Hanım diyor ki dili kadın buldu. O zaman biz de deriz ki yazıyı da erkekler buldu. Yazıyı erkekler bulunca yani edebiyat söz yazıya geçince de edebiyat doğdu. İşte Gılgamış Destanı ilk yazılı edebiyat ürünlerinden biri. Şimdi Türkiye'de özellikle son zamanlarda kadın gerçeği hep cinayetlerle, katliamlarla, işkencelerle anılmaya başlandı hocam. Yani neden böyle oldu? Yani kadının 19. yüzyılda ilk romanlarımız da kadının kafes arkasında hapsedilmesini sorun yapıyordu. İşte Sami Paşazade, Sezai Sergüzeş'te onun köle edilmesini sorun yapıyordu ve bunun özgürleşmesinin edebiyatını yaptılar. 150 yıl sonra geldik, daha beter bir durumdayız. Bugün ise tam tersini savunan bir gerçeklik içindeyiz. Ne diyeceksiniz? Teşekkür ederim. Şimdi efendim bazı rakamlar ben vereyim size. Evet. 2394 kadın öldürüldü. Ne zaman? Bu 3-4 yıl içinde yani. 3-4 yıl içinde ve... ...65 günde ise, sadece şu geçtiğimiz 65 günde içinde de 55 kadın öldürüldü efendim. Öldürüldü. Kimisi yakıyor, kimisi parçalara ayırıyor. Tadını çıkarıyor öldürmenin. Yani öldürmenin tadı olmaz ama... işte ülkemizin yani genel rakamları... 2 milyar 853 bin işsiz var şu anda. 2 milyon. 2 milyon, evet. 853 bin, yani 3 milyona yakın işsiz var. Bunların eşlerini de düşünün. Bu arada 1 milyon da gencimiz işsizdir. Üniversiteyi bitirmiş. Şimdi düşünelim. Bu 1 milyon öğrenci okullarda okurken devletin onların öğretmenlerine verdiği, ödediği parayı düşünelim. Yakılan elektriği, o çocukların harçlıklarını düşünelim. Ve bu çocuklar üniversiteyi bitirdi. Anne baba ne çok para harcadı. Ve çocuk
bunalıma giriyor. Yani İsrail nüfusunun bilmem 1/4 kadar bir genç bir nüfus üniversiteyi bitirmiş ama işsiz. Hocam buna şunu da ekleyeyim. Siz evet. aynı zamanda Köln Enstitüsü'nde yetişmiş bir öğretmensiniz. Evet, evet, Arif Hanım da evet, bir evet, öğretmen. Evet. 300 binde öğretmen işsiz. İşsiz, evet. Yani evet. ve öte yandan da 60 kişilik evet, sınıflarda evet. dersler yapılıyor. Evet. Öğretmensiz okullar var her evet. tarafta. Değil ama İmam Hatip okullarına işte ayrılan öğretmenlerin içinde işsiz yok. Şimdi bu bir rastlantı değil. Yani ülkemizde türbe kültürü, muska kültürü, vahiy kültürü çok arttı. Yani günlük hayatımızda var bu. Şimdi bütün bunların tabii kadını ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor. Kadına hiç acımıyor. Ona göre de tabii yönetim de öyle. Şimdi anaokulları açıldı. Atatürk'ün eğitim birliği yasası 3 Mart 1924'teki eğitim birliği yasası parçalandı. Ortadan kaldırıldı. Bunu tarih önünde yargılanacaklardır bunlar. Ve çünkü o yasa bir millet olma yasasıydı. O yasayı kaldırdılar. Şimdi olay şudur. 444 diye bir neydi belirsiz bir şey koydular. Çünkü bütün dünya biliyor ki köy enstitüleri diye bir şey. Türklerin icadıdır bu. Dünya eğitim sistemine armağan ettiği büyük bir icattır ve denenmiştir, görülmüştür. Böyle bir dünya eğitim sisteminde bir numara olan bir okulu sen bırak, işte her 3 ayda bir yasaları değiştir falan. Bu uzun bir konu. Şimdi anaokullarına 5 yaşındaki kızı getiriyorlar. Ona turbanı giydiriyorlar. Ben türbana karşı başörtüsü diyorlar bir de yalan söyleniyor. Ben köylü çocuğun başörtüsünü çok iyi bilirim. Anam, bacım hepsi başörtüsü kullanırlar. Çocuğun başına turbanı geçiyorlar. 5 yaşındaki çocuğa sen kadınsın demektir bu. Kadınsın. Yanındaki erkek çocuğa da sen de erkeksin demektir. Şimdi ne o kadındır ne de öteki erkektir. Çocukturlar daha bunlar. Ve büyük bir filozofun sözünü anımsatayım. Çocuklar yetişmiş insanların küçülmüş şekli değildir. Bunu kafalarına soksunlar o milli eğitimde oturanlar. Ve çocuğu şimdi o zaman sen kadınsın, kadınsın. Kadın değil ki çocuk o. Bunun farkında değiller ve bu farkla büyütüldüğü zaman tabii öbür diğerini küçük görecektir. Bir de Doğu Anadolu'da ben bunların hikayelerini yazdım. Doğu'da, Güneydoğu'da hala feodal ilişkiler var ve başlık parası ödeniyor. Ben bir anımsatayım evet. izleyicilerimize. Evet. Sizin fareler hikayenizden yapılan herkesin çok severek izlediği evet. bir film var. Kibar Feyzo. Evet. Kibar Feyzo'da başlık parası için kadınların alınıp satıldığı ilişkiler evet. içinde evet. Kemal Sunal'ın oynadığı. İlyas Salman falan. İlyas Salman, evet. Şener Şen'in oynadığı evet. o filmde. Evet. Bu gerçeği siz ortaya koydunuz. Şimdi bu başlık olayını yani burada açıklıyorum. Şimdi bir kadın başlık parası verilerek alındığı zaman işte adamın üçüncü aldığı kadındır. Kumadır o. Ve o kadın kuma olduğu için ona da boşanma olmaz kesinlikle. Dul kalmak yoktur. Bir başkasıyla evlenmek yoktur. Bunu anlatalım. Yani başlık verdiğiniz zaman çünkü satın alındı o. Satın alındığı için o evde onu döverlerde öbür kendisinden daha önce evlenilen kadının çocukları horda görür. Ben bunların hikayesiyim. Bir de buna dikkat çekmek istiyorum. Yani ne özgürlüğü? Kadın satın alınıyor işte. Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra tabii zamanımız kısıtlı olduğu için ben hızlı hızlı konuşuyorum. Bir mor cepken olayı vardır. Ben araştırmacı yazarım biraz. Yani köy enstitüsünden edindiğim bir şey bu. Şimdi ben yörük asıllıyım. Yörüğüm yani. Türkmenim ve Türkmenlerde bir mor cepken olayı vardır. Bunu burada anlatıyorum. Bütün üniversitelerimize duyuruyorum. Bunu incelesinler. Şimdi anlatacağım. Karacaoğlan'ın Türklerinde mor cepken adı geçer. Mor cepken şudur efendim. O zaman tabii devlet nikahı yok. Yürek nikahı var. Kız işte birini beğendi, bakıştılar, şey yaptılar. Sonra evlenirler. Evlenirler. Yörüklerde şey yoktur. İkinci, üçüncü kadın almak da yoktur. Onunla evlenirler.
ve çoluk çocuğu falan. Erkek bir adam bir suç yapar. Yani ya dövmüştür. Ne bileyim işte de çok küçük düşürmüştür. Yalnız yörük kadınların genç kızken çeyizinin içine ilk o konulur. Şey yarım kol, kolsuz, şöyle kısacık çocuksu, mor renkli, kenarları sarı simle işlemeli, hafif kuş gagaları olan böyle çocuksu bir cepkendir o. Bunun adı mor cepkendir. Mor renk darbe yemiş aşkın rengidir. Mor çatı adı oradan geliyor efendim. Ve kızın çeyizinin en altına koyarlar. Evlenileceği zaman annesi kulağına inşallah mor cepken giymek nasip olmaz kızım der. Yani Ispartalı, tarihteki Ispartalıların oğlum ya kalkanınla gel ya da kalkanın üstünde yani ölmüş olarak gel gibi bir şey bu. Ve evlendiler. Adam bir hata yaptı. Büyük bir hata yaptı. Küçük düşürdü falan. Kadın o mor cepkeni çıkarır, giyer. Eğer yörük çadırdaysa herkesin göreceği bir taşın üstüne oturur. Köydeyse damın üstüne çıkar, yuvak taşın üstüne oturur. Mor cepken giymiş bir kadın. Hiç göremezsiniz böyle bir şey. Ve akan sular durur. Bunu çok iyi biliyorum. Ve davul falan çalınıyorsa, eğlence varsa, radyo çalınıyorsa hepsini durdururlar. Tartışmalar falan durur. Bütün masal anaları, masal anaları vardı bir de. Masal anaları falan kadının başına toplanırlar, çokuşurlar. Erkek de evden dışarı çıkamaz, kahveye çıkamaz utancından. Bu mor cepken giyip çıkması ne demek biliyor musunuz? Bütün burada ilan ediyorum, o kadın öldüren ülkemize bunu söylüyorum. Ben bu herifi boşadım demektir. Boşadım, bitti. Şimdi bugün böyle bir kadın bunu yapabilir mi? Öldür, hemen bıçakla saldırır. Geçen gün daha televizyonda izledik işte, sevgilisini öldürmüş. İşte bana o çocuklar senden değildi diyor. Ne malum öyle dedi. Sen uyduruyorsun belki. Öldürüyor yani. Sevdiği kadını öldürüyor. O zaman böyle bir şey yok. Ve hemen uyuşturmaya çalışırlar. Çünkü o adam karısına mor cepken gidildi ayrılırsa o adama bir daha kimse dul kadın da vermiyor. Kadına verilmiş en büyük yetkidir mor cepken. Bu Türkmen kültüründe vardır. Eğer bu olay Batı kültüründe olsaydı şimdi 8 Mart yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mor cepken günü diye kutlanırdı. Biz hiç araştırmamışız bile bunu. Ve araya girerler çocuk varsa işte barıştırırlar. Adam büyük bir ödün verir. Yani diyelim ki 200 koyunu varsa 100 koyunu ona vereceğim der. Yörük. Ya da bahçesi varsa şu kadar vereceğim der. Ve adamın burnu sürtülmüş olur. Ve köyde biraz onun rütbesi inmiştir. Yani karısına mor cepken giydirdi diye. Mor cepken olay budur efendim. Bugün onlar mı şimdi? Onlar bir kitaba göre feodal dönem, göçebe insanlar diyoruz. Onlar mı uygar? Şimdi karılarını öldüren insanlar mı uygar? Evet. İsterse uçakla gitsinler, isterse bilmem evet. Ne yapsın. Bunu savunanlar da gericidirler. Yani kadın ve erkek evet. Nerede eşitse uygarlık oradadır evet, diyelim. Evet, evet. Ben o zaman Arif Hanım'a şunu soralım. Mor cepkenden şöyle devam edelim. Şimdi edebiyat bu gerçeği ortaya koydu. Mesela Osman Şahin'in hikayelerinde, filme çekilen şeylerinde bu gerçeği gördük. Bu gerçek sizi nasıl etkiledi? Yani edebiyatın ortaya koyduğu gerçek, hikayeler, şiirler, romanlar sizin kadın gerçeğini anlamanız ve kendi yazarlığınıza dönüştürmenizde nasıl etkisi oldu? Biraz onlardan söz edelim. Şiir de okuyacaksınız galiba. Yani zamanımız kalırsa tabii okuyacağım ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani ben zaten kadın acılarının içine doğdum Anadolu'da. Şu anda bile bebeğimde 5 tane hastaneye yetiştirilemediği için düşükten ölen kadınların yüzleri var. Kadının ki ben yine de kadının önceliği olan bir Alevi Bektaşi toplumundan geldiğim halde kadının dramını yaşamış bir yazarım. Elbette ki yazarlarımız benim dünyaya bakışımı, örneğin Bekir Yıldız'ın Halkalı Kölesi ve buna benzer bütün Kemallerin, bütün klasiklerin önümü açan kitapları olmuştur. Sevgili Osman Şahin de bunlardan bir tanesi. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani daha önce de ben bu konuda yazdım.
Türk edebiyatında kadının kimlik arayışını erkek aydın yazarlar başlatmıştır. Kadın kendisine ben kimim sorusunu ben kendim de bu soruyu okuduğum kitaplardan sonra sormaya başladım. Bu anlamda edebiyatın kadınları aydınlatması, önünü açması, ufkunu açması elbette ki kaçınılmazdır. Bizde de kadın yazar az olduğuna göre bizi edebiyata yönlendiren ya da sorularımızı çoğaltan yazarlar genellikle erkek aydınlar olmuşlardır, erkek yazarlar olmuşlardır. Ancak 1950'den sonra kadın yazarları, imzaları görüyoruz ki bunların başında Leyla Erbil, Firuzan, yani Şennur Sezer. Hayır, şiirde Gülten evet. Akın, Şennur Sezer, Melisa Gürpınar, Türkan İldeniz bizim evet. kuşağımıza gelinceye kadar bunlar bizim öncülerimiz olmuş yazarlar ve şairler. Ancak az önce söyledim, konuşmamızın başında söylediğim gibi şu var, yani biz bilgiyi alıyoruz ama bilgiyi hayata geçirme olayında, içselleştirme olayında eksikliğimiz var. Erkek yazarlar bugüne kadar kadınlar hakkında çok şey yazmışlardır. Kadınların dramını yazmışlardır. O yazdıkları kadının dramını eve geldiklerinde kadına şiddet uygulayarak ya da belli alanlarda cezalar vererek göstermişlerdir. Yani yazarken o edebiyatın nesnesi olan kadın yüceltilir, bütün dramları gösterilir ama evdeki yaşam farklıdır. Kadın yazarlar içerisinde kadın kahramanına erkeğe karşı mücadele verdirir romanlarında ama kendisi kocasına karşı aynı mücadeleyi göstermez. Bütün bizim öğretilerimizde, okuldaki öğretilerimizde de bu ezber yapısını bozamadığımız genellikle görülen bir olgudur. Bütün mesele öğrendiklerimizi ya da yazdıklarımızı ya da savunduğumuz davaları. Yani devrimcidir ama herhangi bir konuda tavır koymaya kalkıldığı zaman çekimser kalır insanımız. Bu anlamda yaşama geçirmede, öğrendiğimiz bilgileri yaşama geçirmede hep bir uçurum var. Teoriyle yaşadığımız şeyler arasında bir uçurum gözlenmekte. Belki de bütün sorun bu. Hani hep sorunlar, öneriler isteniyor ya bizden. Kadının şiddetten kurtulması için ne yapmalı? Kadının daha öncelikli olması için ne yapmalı? Erkek de, kadın da bu konuyu içselleştirme, yani kadının birey olduğu konusunu, insan olduğu konusunu içselleştirmedikçe, kadın ben bireyim demedikçe, öğrendiği bilgileri yaşamına uygulamadıkça ben her şeyin havada kalacağını düşünüyorum. Edebiyatımıza gelince, Cumhuriyet dönemine kadar kadın bütün edebiyat dallarının nesnesi durumundaydı. Erkekler o kadar çok, örneğin şiirde o kadar çok Melahatları, Ayşe Mayşeleri, Güzinleri, Müjganları o kadar çok şiirleştirdiler ki. Ama kadının şiirine baktığımızda, kadının şiirinde erkek öğesini ancak kahramanlaştırılmış, işte Ökkeş'in destanı, Gülten Akın'da Ökkeş'in destanı, Şennur Sezer'de hapse giren grev işçilerini, Melisa Gürpınar'da evlilik ilişkilerindeki koca rolündeki erkeği görüyoruz genellikle. Ama tüm bunlarda yine de bir yani ya tümüyle bitirilen tukaka denilen bir kimlik olarak ortaya çıkıyor ya da yüceltilmiş ulaşılmayan bir varlık olarak ortaya çıkıyor. Nesneler, edebiyatın nesnesi olan kadınlar. Ancak onat kutlarla başlayan süreçlerde fabrikaya giden kadın ya da günlük yaşamımızda görünen kadın birinci yeni bunu başlatıyor bir anlamda küçük kadını az çok görünür şekliyle bedeniyle verirken. Ama kadınlar kendi şiirlerinde 1970'lerden sonra erkeğin kimliğini az çok 80'lerden sonra erkeğin kimliğini gösteriyorlar. Erkeğin bedeni yok, saçı sakalı yok, kolu yok, görüntüsü yok, resmi yok, adı yok kadınların şiirlerinde. Ben incelemelerimde bunu fark ettiğim zaman sadece yani böyle bir seslenişi şiirde yürütmek için Seni Seviyorum Ahmet şiirini yazmıştım. Yani kadınların şiirinde Ahmet, Hasan Hüseyin, Veli gibi
erkek adlarını nesne olarak kullanamadıkları gibi bedenlerinin görüntüsü de yok. E bu kadının aşkı yok mu, sevdası yok mu? Bu kadar edebiyatta ötelenmiş, dile bile getirilemeyecek kadar bastırılmış duyguların sahibi kadın. Peki Arif Hanım, bu İran şiirinde Furu diye bir şair var mesela. Yani Furu'nun şiirine baktığımız zaman orada aşkı bir kadın gözünden çok çarpıcı anlattığını görüyoruz. Onunla ilgili bir şey söylemek şimdi ister misin? Şimdi son dönemde benim okuduğum en güzel kitaplardan biri İranlı Kadın Şairler Antolojisi. Şimdi İran'ın yönetimine ve dini baskılarının olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Profesör Doktor Haşim Üsrev Şahin'in derlediği ve çevirdiği bir antoloji bu. Ben okuduğum zaman Furu'nun dışında İranlı kadın şairlerin kendi bedenlerini bizlere göre çok daha özgür anlattıklarını, kadınlıklarına çok daha fazla sahip çıktıklarına tanık oldum. Ve çok şaşırdım. Sayın Hüsrev Şahi ile de yazıştığımız zaman ben dedim yani olağanüstü bir özgür ifadeyle karşı karşıya kaldım dediğimde dedi ki yani bizim ülkemizde evet tamam kadınların işte örtünmesi vesaire şunlar bunlar var ama çok yanlış algılanıyor. Tabii ne derece gerçeğidir onu bilmiyorum ama benim elimdeki kitap gerçekten kadının özgür söylemiyle ve özgün söylemiyle dolu çok güzel bir kitap olarak karşıma geldi. Ve bunun üzerine ben çevremizdeki komşu kadınların örneğin bugünden öncesi Suriye şiirinde kadının ne olduğunu, nasıl yazıldığını çok merak etmeye başladım. Bizde yine söylüyorum ezberlenmiş bir öğretiyle şiire de öyle geçirdik biz kendimizi. Yani her şey var bir şiirde ama kendimiz yokuz. Yani yaşamımızın yemek kokuları, terzilik, çocuk büyütme, doğum, kürtaj. Bunlara baktığımızda şiirde ya da öyküde ve düz yazıda kısmen çok daha fazla, tabii çok daha farklı konular bunlar yazımda. Ama şiirde bunların ipuçlarını çok fazla bulamıyoruz. Soyutlanmış, yukarıya konmuş bir dille anlatıldı. Ve erkek dilinde de yani dişil dil dediğimiz olay Türk şiirinde bugüne kadar çok fazla gözümüze çarpmıyor. Ve erkek de dişil dile eğilimli değil. Bu nedenle edebiyatımızın çok eleştirel gözle yeniden ele alınması, yeniden irdelenmesi özellikle edebiyata yeni başlayan kuşağın neyim, kimim, nasıl yazmalıyım, kime yazmalıyım gibi sorular sorması gerektiğine inanıyorum. Havada kalan, çok fazla yerine oturmamış, yaşamda yerini bulmamış işlenişlerin olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sizin de bir çalışmanız var. Buraya yetişmedi ama yakında kitapçılarda olacak. Türk şairlerini incelediniz değil mi? Evet, çok kapsamlı. Adaları, evet, şiir adaları. Şu an henüz prova kitap aşamasında. Bir aya kadar kitapçılarda olacak. Bir aya kadar kitapçılarda. Onu da şiir adaları kaynak yayınlarından evet yakın zamanda çıkmış olacak. Şimdi ben Osman Şahin Üstadıma geçmek istiyorum. Şimdi efendim siz gerçekten hikayelerinizde kadın gerçeğini çok iyi anlattınız. Bu da sinemaya uyarlandı. Mesela hemen benim aklıma geliyor işte kurbağalar var. Baş şeyi bir kadın, bir emekçi kadın evet. Kurbağa toplayan. Firar var. Derman var. Evet. Yani bu kadın gerçeğini yapıtlarınız ortaya koydunuz. Az önce de çok çarpıcı bir şey söylediniz. Yani eğitimi çökertilmiş. Eğitimde kadını ikinci sınıf gösteren bir ideoloji benimsenmiş. Edebiyat bunu kırmakta nasıl etkide bulunabilir? Yani sizin yapıtlarınız, hikayeleriniz, sinemalarınız sonuçlar alabildiniz mi? Yani belki de bu eğitimin bozduğu şeyi edebiyat düzeltecek. Öyle bir şey diyebilir miyiz? Sanat evet. Düzeltecek. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben biraz daha bu örneğinizi ben izin verirseniz çoğaltmak istiyorum. Evet. Şimdi Kent soylular bilmezler bu olayı. Yani o Hitit kilimlerinden beri o nakışlar, işte bugün Yörük kilimleri, o onlardaki o nakışlar, o renkler nasıl doğdu? Ben içinde doğup büyüdüğüm için
yüz binlerce, milyonlarca kadın işte saman sarısı derler. Yani ressamlar da bilmez o renklerin isimlerini, doğal isimlerini. Ama Nazım Hikmet saman sarısı diye bir şiir yazmış değil mi? Saman, çünkü samanı kaynatırsınız, onun suyunda top ipi boyarsınız, onu hiçbir güneş söndüremez, solduramaz. Saman sarısı, işte güvercin göğsü, yok sütlüğün sütü rengi, bilmem. İlginç, ben bir kilimdeki kadın diye bir hikaye yazdım bunu. Yani şunu demek istiyorum, milyonlarca kadınımız bir doğal kimyagerdirler, bunun farkındalar mı acaba? Kimyagerler. Belki de okuma yazma bilmiyor ama onu atasından devrile ala, onu hem dokumuş, o ip renkleri birbirine kırdırmış. Ondan sonra süt olayı. Yani süt en ufak bir yabancı maddeyi kaldırmaz. Hemen kesilir. O sütten 45-50 ayrı şey yapıyor. Doğal bir kimyager bu. Onun ayarını biliyor. Malatya'da sevgili Arife Malatyalı, bulgurdan 40 çeşit yemek yaparlar bulgurdan. Bu da bir kimya işidir. Yani Türkiye'de söylenen 3000'in üzerinde türkünün %90'lık kadınlar söylemişlerdir. Şöyle biraz sözlerine baktığınız zaman bunun bir kadın söylemi olduğunu anlarsınız. İşte çamlığın üstünde tüter bir tütün, ne bileyim. İşte diyelim ki Kayseri türküsü, o kıratını sekişinden bilmişler. Yani oğlunu vurmuşlar çünkü onun. Bunlardan yüzlerce örnek gösterebilirim. Bir de seferberlik ağıtları, bir Yaşar Kemal, geçen önce söyledim bunu, Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte derlemişler. Yüz binlerce, milyonlarca ağıtlar nereye gitti? Oğlu öldürülen her kadın ağıt yaktı. Saçını başını yoldu. Külü saçlarında elerler. Bu bir ağıt. Saçların ağıtıdır bu. Saçlarında kül eledim der. Yani doğrudur. Bunları bilmiyorlar tabii. Şimdi bir apartman kuşağı var ki hiçbir şeyden haberi yok. Bunların aslında incelenmesi, okunması gerekiyor. Nazar boncukları mesela neden mavidir? Bunun üzerinde inceleme yapılması gerekiyor. Neden hocam? Efendim ta haşlıya kadar dayanıyor. Haşlı seferine kadar. Gök gözlü, bir de uzun bacaklı adamı sevmezler. Çünkü Haşlı seferi 1000 yıl önce yapılmış. Hala halkın şeyinde var o. Uzun bacaklı ve gök gözlü demek. Onun gözünü kırmak için nazar boncuğunda gök yaparlar. Şey, kem gözü kessin diye. Araştırdım ben biraz. Mersin Üniversitesi'nde söyledim bunu, araştırın dedim falan böyle. Aslında şöyle biraz kazı verdiğiniz zaman her şey ortaya çıkıyor. Hiçbir şey kaybolmamış. Bir de ilk konuşmamızın başında harfleri de kadınlar buldular efendim. Sümerler. Sümerler 5000 yıl önce o Sümer yazı okulu tanrıçası vardı. Bitki kültürüydü o zaman. Yazı tanrıçası Nidaba. Yani demek o buldu, o öğretiyor. Onlar o öğretiyordu. Yani yazıyı da kadınlar buldular. Ondan sonra Muazzez İlmiyeçi ablamızın o Topkapı Sarayı'nda... Dili kadınlar buldular. Yazıyı da kadınlar. Derken, yazıları kadınlar bulması hiç... Topkapı Sarayı'nda 74 bin tableti okudu Muazzez İlmiyeçi ablamızı buradan saygıyla selamlıyorum. Orada okuduk. Yani kadınlar yıkanmayı da erkeklere öğreten insanlar. O tapınaklarda işte günümüzde tapınak fahişesi diyorlar. Hiç bu fahişeyle ilgisi yoktur onların. Yani toplumu eğiten, işte neyin yenilip yenilmeyeceğini, işte onun tanrıçası var. Evet, onun tanrıçası var. Yani tanrıçalar o zamanın aydınları, büyük aydınları. Aşnan, tahıl tanrıçası, Sümer, tahıl tanrıçasının adı Aşnan'dır. Aş, Aşure, Aşeli oradan geliyor efendim. Hiçbir şey kaybolmadı. İştar var, star kelimesi de iştardan geliyor işte Sümer tanrıçası. Evet. Yani biz aslında farkında değiliz, bir kadın uygarlığının üstünde duruyoruz. Ama işte hocam şöyle, toplum eşitsizlik, yöneten ve yönetilen ve sömürme çıktıktan sonra kadın da baskılanmış, emekçi insan da baskılanmış ve bugüne gelmişiz. Eşitsizliğe dayadı
bir uygarlık. Yalnız sevgili Sadık, burada erkek de elbette bir toplumda eşitsizlik varsa erkek de bundan payını alıyor ama şimdi erkek ezildiği yerde kadını da eziyor. Yani kadının iki türlü ezilmesinden söz ediyoruz. Bir de üretim araçları ve ekonomi zaten erkeğin elinde. Kadın her an için baba evinden, koca evinden yakın zamana kadar, bugün kadının ekonomik özgürlüğünden söz ediyoruz ama bu büyük kentlere özgü bir şey. Yani tarım kadın işçileri, tarladaki kadın işçileri, feodal sistemde, kırsal kesimdeki kadınların ekonomik durumları bugün hala göbekten erkeğe bağlı durumda. Sonra kadın ve edebiyatı, Ankara'dan doğuya doğru bir çizgi çekin. Kaç tane kadın yazar ve şair var yok doğuda? Şimdi birkaç dakika var. Yani o zaman, göre, özür dilerim, pardon, edebiyatı büyük kentlere ve büyük kentlerdeki sosyal duruma göre değerlendirmek lazım kadın açısından. Çok az süremiz var. Bir şiir okuyun. Yani şimdi kadın ve edebiyat dedik. Peki. Bence bir şiir sunalım. Ondan sonra da... O zaman gece ıslıklarını, yeni kitabımın Gece Islıkları şiirini ya da Acı Yeşil. Evet. Bu son zamanlarda isterseniz Acı Yeşil okuyayım çünkü... Kıyılan doğa, yok edilen doğa, zeytinlikler, birçok yeşili ve de umudun kırılmasını da gündeme aldığımızda Acı Yeşil'i okuyayım ben. Zeytinin acısı yeşil, toprağın, dağın, gökyüzünün acısı. Gölün, gece sessizliğinin, yağmurun, vurulan kuşun, süt isteyen kuzunun, kayanın tepesinde yuva kuran kartalın, cümle alemin sesindeki, cümle alemin sessizliğindeki acı. Deriyle kemik arasında, çekirdeğin dışında, kabuğun altında, ağacın dalında, budanmış gövdesinde, ince, sivri yaprağında ağacın acı. Yeşil acıyı diyorum. Yıldırımların ışıttığı, depremlerin devirdiği, ölümün çağrıldığı gri göklerin acısı. Toprağın bunadığı, suyun şaşırdığı, içime dönüp bakıyorum. İçimin ben olmadığı. Karanlık, gölgeli, kuytu. Eller konuşmuyor, parmaklar ezik. Türkü siz, nerede söyleniyorsanız hep ağlamaklı, acı. Zeytin dalı yalan barış. Devler dilek kiplerini çiğniyor. Çevirisi kötü günlerin. Altında bir iki asker, bir iki çocuk. Barış öyle gelir mi seri serpe? Sarp kayalık ve dikenli teller, acı. Acısını ayırmak için zeytinden heceleyerek kekeme dilimle dildim. Suya yatırdım yeşil, zamana yatırdım sarı. Bildim gelir ötelerden beriye, kemiğimle derimin arasında. Çiğ yeşil, acı. Evet, acıyı her alanda yaşadığımız bir toplumdayız. Evet, birkaç dakikamız var Osman Hocam. Bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim, evet. Size söz vereceğim. Aslında... Yani bu kadınları katleden erkekler, bakıyorsun o da bir zavallı. Yani ona sevmeyi öğretmemişler. En zavallı. Kendini sevdirmeyi öğretmemişler. Evet. Evet, evet. Yani edebiyat ve sanat sevmeyi öğretir bize değil mi hocam? Evet, evet. Evet hocam. Ben de bir şiir okuyabilir miyim? Nazım Hikmet'in Kadınlarımız şiirini. Tabii. Ezbere. Son sözünüz yani o şiir, evet, okuyun. Evet, evet. Ezbere. Evet. Ayın altında kağnılar gidiyordu. Kağnılar gidiyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman, hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanlılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ve ayın altında öküzler, başka ve çok uzak bir ülkeden gelmişler gibi yorgun
Dular. Burayı tabii kaçırdım. Ve kadınlar. Biraz atlıyorum tabii. Ve kadınlar. Birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar. Bizim kadınlarımız. Bizim kadınlarımız. Çok iyi bildiğim bir şiiri. Evet. Yani bu da özür diliyorum yani. Çok iyi bildiğim, ezbere defalarca okuduğum bir şey. Estağfurullah. Burada. Soframızdaki yeri ökümüz üzümüzden sonra gelen. Evet, şimdi, şimdi o kadar çok konuşacağımız şey vardı ki ama süre su gibi akıp geçti. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Aslında bu konuyu daha çok konuşacağız. Kadın olsun, erkek olsun, insan aslında bizim uygarlığımızın kuracağı, yaratacağı güzel insan. Onu arıyoruz ve edebiyat bize bu insanı yaratmanın değerlerini, estetiğini, kavgalarını gösteriyor değerli izleyiciler. Daha güzel insan, daha iyi kadın, daha iyi erkek olmak için biz bu edebiyatın bize açacağı yoldan gidelim. Kitaplarla, öykülerle, şiirlerle devam edelim. Son bir söz. Evet. Ben hapis yattım, hapiste erkeklerin dünyasını biliyorum. Kadın uygarlıktır. Bunu söylüyorum. Kadın uygarlıktır. Kesinlikle. Kadın uygarlıktır efendim. Kadının zaten, olduğu yerde uygarlık vardır. Zaten Gılgamış Destanı'nda da bir yabanıl Enkidu vardır. Onu gider su başında hayvanların arasından bir kadın bulur getirir, uygarlaştırır. Evet, evet. Evet, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum, kutluyoruz. Hoşça kalın.